AK Parti Büyükçekmece'de ne yapmaya çalışıyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden AK Parti, Büyükçekmece'deki seçmen kayıtlarında usulsüzlük olduğunu iddia ediyor, seçimi iptal ettirmeye çabalıyor. İşte iddialar, işte gerçekler. İddia 1. AK Parti'ye göre Büyükçekmece'de 14 bin taşıma seçmen kaydıyla seçmen artışı olmuş. Resmi verilere göre Büyükçekmece ilçesinin seçmen sayısı 24 Haziran'da 172.351, 31 Mart'ta 174.661. Yani seçmen sayısındaki artış 14 bin değil 2.310. İddia 2. AK Parti'ye göre İstanbul'da en fazla seçmen artışı Büyükçekmece'de olmuş. Hayır, İstanbul'da seçmen sayısı en fazla artan ilçe Başakşehir. 9 ayda tam 10.611 kişi artmış. Bu, Büyükçekmece'deki artışın yaklaşık 5 katı. Başakşehir'de seçimi kazanansa AK Parti. Dahası da var. İstanbul'un %8.82 ile seçmen sayısı en hızlı artan ilçesi Şile'de de seçimi kazanan yine AK Parti. İddia 3. AK Parti'ye göre seçmen sayısındaki artışın yüksek olduğu yerlerde Cumhur İttifakı partileri değil CHP kazanıyor. Hayır, seçmen artışının yüksek olduğu yerlerde CHP hiç kazanmıyor. Seçmen sayısı %35'ten fazla artan 16 yerin 13'ünde AK Parti, 3'ünde MHP kazanırken CHP hiçbirinde kazanamamış. Peki, Adalet Bakanlığı AK Parti'nin elindeyken, İçişleri Bakanlığı AK Parti'nin elindeyken, yargı üzerindeki etki edebilecek tek güç AK Parti iken, bu ülkede seçmenleri kim oradan oraya kaydırabilir? Bu operasyonu hangi parti yapabilir? Büyükçekmecelilerin, İstanbullu hemşerilerimin iradesine saygı gösterin. Türkiye, hak yemeyenlerin, hakkını yedirmeyenlerin ülkesi olsun. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı.